Dead Space serisiyle geçtiğimiz yıllarda tanışma fırsatım olmuştu ve oynadığım gibi de çok beğenip kanalda hemen misafir etmiştim. Hatırlarsanız Dead Space 1 ve 2'yi kanalda direkt olarak sizlerle konuşmuştuk. Şu anda oynadım bitirdim. Mini inceleme tadındaki videoların bulunduğu serinin içerisindesiniz. Burada ufak ufak eski ama benim yeni bitirdiğim oyunları konuştuğumuz ufak seriye hoş geldiniz. Burada sizlerle oyun konuşmaya devam ediyoruz. Uzun süredir aslında ufak tefek ben bu şekilde oyunlar bitiriyorum ama kanala bir türlü bu tarz oyunları misafir edemiyordum. Ta ki Dead Space 3 karşıma gelene kadar Dead Space 3'ü sonunda oynadım indirimlerinde kaptım. Dedim ki artık şu Dead Space 3'ü bir oynayayım. Dead Space 3 bildiğiniz üzere serinin en kötü oyunu olarak hani kara oyunu olarak ilan edilir ve genel olarak da sevilmez. Nefret edilir hatta. Ben de sırf bu nedenle şimdiye kadar hiç bulaşmadım Dead Space 3'e. Üstelik Dead Space 2'yi de çok beğenmiştim. Hatta serideki en sevdiğim oyun kesin de Dead Space 2 kanalda da konuşmuştuk dediğim gibi. Dead Space 1'in üstüne çok güzel şeyler ekliyor. Dead Space 2 gerçekten çok iyi bir oyun. Bu arada Dead Space 3'ü anlatmaya başlamadan henüz Dead Space oynamadıysanız mutlaka Dead Space serisine girişmenizi öneririm. Game Pass'te, Jarstur'da her yerde var mutlaka oynayın. Çünkü Dead Space 1 ve 2 gerçekten çok kaliteli, çok keyifli oyunlar. Şu anda Dead Space 1'in remake'i yapılıyor ve insanların neden bu kadar heyecanlandığını anlamak çok zor değil. Şimdi gelelim Dead Space 3'e. Dediğim gibi sevilmeyen bir oyun. Elektronik artsın zorla yaptırmış olduğu, özellikle oyun içine co-op özellikleri entegre edilmesi için böyle ayrı saçma bir çaba uygulanmış değişik bir oyun. Peki ben Dead Space 3'ü beğendim mi? Aslına bakarsanız ben Dead Space 3'ten keyif almaya çok çalıştım. Gerçekten oyunun ilk yarısında böyle ya abi tamam Dead Space işte mekanlar güzel silahın var falan diyerek ilerlemeye çalışsam da maalesef bu oyun olmamış arkadaşlar. Bu oyun bir Dead Space oyunu değil. Bu oyun neden kötü biliyor musunuz? Bu oyun bir Dead Space klonu. Nasıl ki hani Dark Souls vardır, Bloodborne vardır ve ki onunla beraber böyle dandik dandik Souls-like türü çıkmıştır. Böyle iğrenç ucuz oyunlar çıkar ya heh onun gibi düşünün. Dead Space-like bu oyun Dead Space-like olmuş arkadaşlar. Onun kontrol aşamasını kullanıyor onun evreninde geçiyor, onun hikayesini devam ettirmeye çalışıyor ama bu kesinlikle o bizim bildiğimiz ve sevdiğimiz Dead Space değil ve ben bu yüzden bu oyundan maalesef keyif alamadım. Hatta belli noktalarda çok sıkıldım, çok sinirlerim bozuldu oldu. Evet gerçekten oyuna sinirlendiğim noktalar oldu. İlk iki oyunda sevdiğim şeyler nelerdi? Gerici bir atmosfer, kısıtlı kaynaklar, ilgi çekici böyle yavaş yavaş anlatılan biraz gizem dolu bir hikayesiyle ilk iki Dead Space oyunu çok seviyoruz bizim üzere. Peki Dead Space 3'e ne olmuş da böyle olmuş? Her şeyden önce muhtemelen bu oyun birazcık aceleye getirilmiş. Öyle bir hani geliştirilme sırasında bir sıkıntı olmuş. Mesela hikayesi. İlk iki oyuna nazaran çok Hollywoodlaştırılmış, çok dandik, çok basit bir hikaye var. Var yani cidden belli noktalarda böyle kahkahalar atacak noktaya geldim. Hani böyle karakterler üzülüyor falan ama ben böyle hani ne yapıyorsunuz abi falan modundayım. Çok da spoiler'a vesaire girmeye gerek yok ama işte Isaac bilinçli önceki oyunlarda belli başlı uzaylı işaretlerini vesaire öldürüyor. bu Marker dediğimiz belli başlı şeyler var. İşte Isaac kendine şey demeye başlıyor böyle i̇şte ben işaret öldürücü oldum falan her şeyi ben hallederim falan diye. Kız arkadaşımı kurtaracağım kardeşim. Ve bütün oyun boyunca yatlı kız arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. Yani insanlığın kaderini değiştireceğiz hikayesinden. Birden vay kız arkadaşım buraya gitti. Vay işte şöyle böyle oldu. Çok ıı, ucuz bir hikayeye dönmüş. Ve Isaac çok fazla konuşmaya başlıyor başlamış ilginç bir şekilde. Normalde bu kadar konuşmazdı. Hikayesini dinlerken çok sıkıldım. Ben ilk oyunda daha hani böyle ne yapıyoruz abi niye buradayız yani nasıl olduk da buraya geldik kafasını daha çok seviyordum. Bu oyunda hikaye beni gerçekten çok ama çok sıktı. Peki oynanış nasıl? Oynanışla beraber bölümler nasıl? Dead Space değil arkadaşlar. Her şeyden önce bu oyun bir co-op oyun olarak tasarlanmış. Bu da oyundaki ağır ve gerici havayı tamamen kaldırmış. Bölümler çok daha geniş, keşfedilmesi çok daha sıkıcı ve asla ve asla sizi germiyor. Genellikle geniş bir alanda savaşıyorsunuz. Üstünde çok fazla düşman gelmiyor. Düşman çeşitliğine de çok fazla el atılmamış vesaire derken bu noktada da canınız çok sıkılıyor. Ve asıl en büyük sıkıntı arkadaşlar oyundaki vuruş hissini yok etmişler. Birinci ve ikinci oyunda bu kadar keyifli olan bir oynanışı bildiğiniz hani Dead Space'in özel bir oynanışı vardır öyle gelene sıkmazsınız. Gelen yaratığın uzuvlarını koparırsınız o şekilde öldürürsünüz vesaire bu şekilde ilerler. Ancak bu oyunda ne olduysa bilmiyorum sanki silahlar hava ateşlemeye başlamış. Daha oyunun ilk sahnesinden bunu hissettim ve olamaz demek bu yüzden mi beğenmediniz falan moduna girdim. Hani bunu nasıl başarmış ...gerçekten anlamadım. Zaten ilk iki oyunda iyi olan bir mekaniği niye sen bozdun ettin? E, bu konuda çok üzüldüm. Neyse ki bir şekilde kendime böyle shotgun tadında bir silah buldum da... ...hani o birazcık e, toparladı. Ancak ve ancak oyunun genel olarak mekaniklerinde büyük bir eksiklik var. Ya insanlarla savaşıyoruz arkadaşlar. bildiğimiz askerlerle savaşıyoruz ve o kadar boş, o kadar tatsız bir savaş ki... ...hani oyunun temeli insanlarla savaşmak için yapılmamış. Biz niye insanlarla savaş askerlerle savaşıyoruz? Böyle temel mekaniklerde daha eksiklik var. Zaten bölüm tasarımlarının çok daha sınırlı, çok daha sıkıcı ve çok daha daha boş olduğundan bahsettim. Genellikle bölümleri boş yürüyorsunuz arkadaşlar. Çok ufak noktalarda savaşıyorsunuz. Savaştığınız noktalarda da dengeyi kuramamışlar. Ya çok fazla düşman geliyor ya çok az düşman geliyor. Bunun da tahminimce koop oynanışla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanınızda bir arkadaşınız varken bir tık daha hani işte yürüme sekansları olsun o bu olsun biraz daha düzenlenmiştir diye düşünüyorum ama ben coop oynamak istemiyorum. Umurumda değil. Benim işim benim dikkate aldığım nokta single player kısmı. Ha bir de aynı boss savaşıyla 79 kere savaşmamız gibi saçma bir olay da var. İlk gördüğünüzde diyorsunuz ki aa ne kadar güzel bir boss savaşı tasarlamışlar falan sonra iyi ki de tasarlamışsın o boss savaşını kardeşim yeter artık yollama diyorsunuz. oyunu iyi yapmaya çalıştığı şeyler var. Oyuna devam etme sebebim de bu zaten. Her şeyden önce oyunda bol bol aksiyon sekansı eklemeye çalışmışlar. Hoşuma gitti. İkinci oyunda da vardı bunlardan. Üçüncü oyunda iyice abartmışlar. Takdir ettim keyifli noktalar vardı ancak şöyle bir sıkıntı var ki aksiyon sekansları düzgün çalışmıyor. Çünkü Dead Space'in oyun motoru bunu desteklemiyor. <laughs> yani aksiyon sekansına girdiğinizde mesela belli baş noktalarda halatla falan çıkmanız gerekiyor. Çalışmıyor. Oyun bu tarz sekanslarında beni gerçekten bazen sinir krizlerine soktu. Çalışmıyor kardeşim. Bu sekans çalışmıyor. Eklemeyin yani. Zıplamıyor. Karakter oraya basınca zıplamıyor. Bunu test etmediniz mi? Ne yaptınız? Oyun kesinlikle aceleye getirilmiş. Her haliyle belli oluyor. Zaten fazlasıyla bak var. O cesetlerin yani sağa sola girmesi. Şu anda ekranı görüyorsunuz. Hani bu tarz şeyler. 15 dakikada bir yaşanıyor gerçekten ve çok göze batıyor. Bu noktada Dead Space maalesef sınıfta kalıyor. Dediğim gibi oyunun ilk yarısına gelene kadar şu şekilde dedim. Ya olsun. Dead Space karanlık. Birazcık hani jumpscare'lerle vesaire gerici bir atmosfer sunuyor. Sonuçta temel mekaniklerimiz ve görüntümüz aynı dedim ya hani Dead Space like oynuyorum. Sonuçta ben Dead Space evrenini seviyorum. Dead Space evrenin olmayı seviyorum. O zaman bunu da sevebilirim dedim. Sevmeye çok çalıştım. Oyunun ilk yarısına kadar da Steam'de pozitif not vermeye hazırdım. Eksik yönlerini belirterek ama yok. Maalesef arkadaşlar bu oyun olmamış. Eğer ki Dead Space like oyun oynayacağım ben. Yine Dead Space'in kontrol şemasını özledi. Bunu da oynamış olayım derseniz göz atabilirsiniz. Ancak çok tatsız bir oyun. Gerçekten temel mekaniklerinden daha sınıfta kalan bir oyun. Belki arkadaşlarınıza girmek istersiniz. O da size kalmış ama ben kesinlikle ve kesinlikle Dead Space 3'ü sizlere önermiyorum. Her türlü noktada hikaye, oynanış, mekanikler, Dead Space'in kendi olayını taşıması falan... Pek çok konuda maalesef Dead Space 3 sınıfta kalıyor ve beni kesinlikle çok üzüyor. Yani eğer ki şimdiye kadar ya çok olumsuz konuşulmuştu ama Dead Space 3'ü de oynayayım diyorsanız emin olun oynamadığınız için hiçbir şey kaybetmediniz. Ancak Dead Space 1 ve 2'yi oynamadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. Dead Space 1 ve 2 gerçekten çok keyifli oyunlar. Ve her ne kadar girici oyunlar olsa da bu oyunlar korku oyunları değil arkadaşlar. Temelinde bu oyunlar aslında aksiyon oyunları. Ama birazcık daha üst süslenmiş, iyi süslenmiş oyunlar. O yüzden hani gerilmeden de oynamayı deneyebilirsiniz. Çok rahat bir oyun değil ama bu konuda başarılı. Dead Space 3 maalesef bu konuda da sınıfta kalıyor ve beni hayal kırıklığına uğratıyor. Evet bugün de mini inceleme serimizde oynadım bitirdim serimizde Dead Space konu kalmış. Beni çok hayal kırıklığına uğrattı Dead Space 3 maalesef. Umuyoruz ki Kalisto Protokol bildiğiniz üzere Dead Space yapan ekibin geliştirdiği yeni oyun bir tık daha güzel bir Dead Space like oyunu olur. Bence Dead Space 3'ten her türlü daha iyi bir oyun gelecektir. Dead Space 2 de ben çok fazla beklemiyorum. Eğer ki öyle bir derdiniz varsa hani remake çıksın da remake oynayayım falan diye bir derdiniz varsa evet hani güncel sistemlerde Dead Space'in çalışması birazcık sıkıntılı ama emin olun oyuna girdiğinizde çok fazla gözünüze batmıyor. Rahat rahat oynuyorsunuz. Dead Space'in kesinlikle hala gideri var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dead Space'leri oynayın. 3'ü rafa kaldırıyoruz. Ben hiç beğenemedim. Puan vermem gerekirse onun üzerinden 5.5-6'lık bir oyun olmuş benim gözümde Dead Space 3. Umarım beğenmişsinizdir. Evet şimdi benden bu kadar. Bir başka oyunla tekrardan görüşmek üzere.